Evet, merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bu hafta çok ilginç bir konuda bir sunum yapacağız. Anıl Tuncel yapacak bu sunumu. Gerçekten ilginç çekici bir arka planı var. Şu an Lozan'da EPFL Üniversitesi'nde nörobilim alanında araştırmacı yazılım mühendisi olarak çalışıyor. Konuda zaten biyoinformatik. Birazdan kendisi zaten anlatır bize şöyle bir giriş yaparken. Eminim yani bu konularda kafanızda çok fazla soru var. Hazır karşımızda böyle bir uzman varken sorularınızı sormanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, sözü sana bırakıyorum. Merhabalar, çok teşekkürler Roz. Başlangıç, pardon, paylaşma burada. Pardon, evet, ekran paylaşımını açıyorum. Pardon, evet, ekranı görebiliyor musunuz öncelikle? Tamam, ekran şurada. Çok teşekkürler öncelikle Oğuz Batuhan ve PyStanbul ekibine. Bu etkinlikte beni davet ettikleri için. Şimdi bugün Python ve bioinformatik üzerine konuşacağım. Konuşma çok teknik olmayacak, hafif bir konuşma olacak. Daha çok işte alanı tanıma, işte neler yapılıyor bu alanda, ne gibi çalışmalar yapılıyor, geçmişi nasıl, son 10 yılda bu alan nasıl ilerledi, Python'ın teknoloji olarak bu alandaki yeri, nerelerde kullanılıyor, ne gibi çözümler sunuyor. Büyük veride, büyük veri kategorilerinde, büyük veri analiz edilirken, yani bioinformatik verisinin büyük veri cinsinden ifadesi veya işte yapay zeka yöntemleri bioinformatikte ne şekilde kullanılıyor gibi konuların üzerinden geçeceğiz. Sonrasında da Python'da kullanılan birkaç kütüphanenin, birkaç kütüphaneye değineceğiz. Böyle bir konuşma olacak. Şöyle başlayabiliriz. Önce bir kendimi tanıtayım istedim. Burada ben 2011-2015 yılları arası Atılım Üniversitesi'nde okudum. Yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, çift ana dal yaptım. Sonrasında Milan Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. O zamanlar çok popülerdi işte veri bilimi, işte makine öğrenmesi gibi konular. Burada da yani lisansım, yüksek lisansım bilgisayar mühendisliği üzerineydi ama müfredat olarak böyle bir seçenek vardı veri bilimi diye. Onu seçtim. Master tezimde de bioinformatik alakalı bir projeye girdim. İşte orada kanser hastalarının RNA verilerinin analizi üzerineydi. Tezden sonra hemen çok benzer bir pozisyon buldum ETH Zürich'te. Bir labda, yani ETH Zürich'in bir araştırma labında bir proje başlıyordu. İşte Basel ve Zürich'teki hastanelerden gelecek olan işte kanser hastalarının verilerinin analizi üzerine bir proje başlıyordu. Orada da doktor öğrencilerinden ziyade tam zamanlı çalışacak bir yazılım mühendisi arıyorlardı. Benim de işte master tezim de çok yakındı. Önceki çalışmalarım da yakındı. Oradan oraya geçtim. İlk sene orada çalıştım. Sonrasında işte yine İsviçre'deki kardeş kuruma geçtim. Biri Zürich'teydi, biri Lozan'da, iki üniversite bu sefer ona geçtim. Bu sefer nörobilim üzerinde çalışıyorum. Bir de 2019'dan itibaren Batuhan sayesinde Python'a contributing member olarak gönüllü bir şekilde katkı yapıyorum. Ondan da kısaca bahsedeyim. Ayda en az 5 saat kadar işte Python üzerine bir katkı sağlamak gerekiyor. İşte bu kod olabilir, dokümantasyon olabilir veya bir blog yazarak Python'ın bir takım kütüphanelerinden bahsetmek olabilir. Böyle bir uğraş. Şimdi alana girelim. Bioinformatik DNA ile başlıyor. Her şey DNA ile başlıyor. Burada çok derine giremeyeceğim çünkü ben de eğitim olarak, ben de mühendislik eğitimi almış biriyim. Bilgisayar okudum. Burada sadece bu konuşmanın geri kalanında değinilecek olan kısmı şöyle bir gözden geçireceğiz.
Şimdi canlılar hücrelerden oluşuyor. Yani organizmalar diye hitap ediliyor canlılara. Organizmaların içinde işte organlar, dokular, hücreler ve hücrenin içinde de DNA mevcut. Bu DNA bir takım işte kalıtsal bilgiyi içeriyor. Bu DNA'nın da yapısı şöyle ikili bir sarmal şeklinde. Burada 4 farklı içerik var. Az sonra geleceğim. Adenin, timin, guanin, sitozin diye. Bunlar bu şekilde bağlı böyle. Adenin hep timine bağlı, guanin sitozine bağlı. Böyle bir yapı. Bu yani bunu string olarak, metin olarak ifade edersek şu şekilde. İkili bir sarmal var işte iki anne ve babadan gelen. Burada eşli bunlar işte A, T, G, C. Böyle bir yapı. Yani tabii bu gerçekten içinde string yok. Bu A, T, G, C dedikleri. Halbuki bu moleküller işte adenin, guanin, timin, sitozin. Bunlar bu şekilde 4 karakterli bir alfabe olarak ifade ediliyor. Ve bu birçok kalıtsal bilgiyi taşımakta. Şimdi bizim alanımızda şurada başlıyor. Şimdi tamam bu DNA bu şekilde bir şey. Ama bu yani bu hücrede olan bir şey. Yani bunu bir dijitalleştirmemiz lazım ki bunu bilgisayarda işleyebilelim. Bunu da yapan cihazın adı DNA dizileme cihazı. Bu şekilde görülenler bu bir takım cihazlar. Bunlar zaman içinde çok gelişti. Bunlar DNA'yı alıyorlar. İşte bir uygun ortamda işte işlemler yapıldıktan sonra DNA bu cihazlara veriliyor ve bu cihazlar bu DNA'yı okuyup dijital halde bize DNA'nın içeriklerini sunuyorlar. İşte ona bakarak bir takım genleri, o genlerin değerlerini görebiliyoruz veya bir takım gen gruplarını görebiliyoruz. İşte bir takım hücrelerde bazı genler daha farklı gelişmiş şeklinde. Buna geleceğim tekrar. Şimdi bu DNA dizileme olayı çok masraflıydı. 2001 senesinde ilk DNA 100 milyon dolar tuttu. Yani bir insanın DNA'sını okumak 100 milyon dolar tuttu. Bu masraf zaman içinde çok hızlı bir şekilde düştü. İşte ilk başlarda 2002-2003 yani hemen hemen lineer bir şekilde düştü. Sonrasında giderek artarak hızlanmaya başladı düşüş hızı ve Moore's Law'u bilirsiniz. Moore'un yasası bu mikro işlemcilerin transistör sayısının her 2 senede 2'ye katlanacağını öngören, dolayısıyla hesaplama gücümüzün artacağını öngörmeye çalışan bir yasa. Hani bu DNA dizilemenin ücreti artık hani bu yasanın öngördüğünden de çok hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Bu grafik oluştuğunda 2015 senesinde artık 1000 dolar falandı. 1000 doların altındaydı. 1000 doların altında olunca işte çok ciddi bir aşamaydı. Hani 100 milyon dolar zamanında 100 milyon tutan şey. Şimdi işte 1000 doların altında çok daha erişilebilir. Çok daha erişilebilir olunca hani insanlar mesela hastaneler bunu okuyup bir takım farklı tedavilere çözüm önerebilirler. Birçok uygulaması olabilir. Şimdi günümüzde bu 2015'teki veriydi. 100 doların da altına düştü ve daha hani çok beklenenin çok ötesinde erişilebilir oldu. Şöyle uygulamalar çıktı. Mesela insanlar işte bir tükürük örneği vererek, tükürük örneğini okutarak, DNA dizisini okutarak İşte kendi soy ağaçlarının, kendi genlerinin işte ne kadarı hangi kıtadan geliyor, hangi millete benziyor şeklinde hani çözüm sunan şirketler çıkmaya başladı. İşte burada bir kişi Person 2 diye adlandırılmış bir kişi işte kendi tükürük örneğini veriyor ve sonucunda işte siz %53 Avrupalı, %37 Asya. Asyalı, %2 Afrikalısınız şeklinde bir şey sunuyor. Hani bunlar artık çok erişilebilir oldu bu DNA dizileme masrafı düşünce. Hatta bunu da geçtim artık şirketleri iyice abarttılar. Şey yapmaya başladılar yani
Cengiz Han ve sizin DNA'nız ne kadar benziyor? Cengiz Han'a ne kadar benziyorsunuz? Cengiz Han'ın yoksa torunu musunuz? İşte Cengiz Han'a yaptılar, Kleopatra'ya yaptılar, Büyük İskender'e yaptılar. Yani böyle şeyler bile çıkmaya başladı artık. Hani insanlar sırf belki de bunu sosyal medyada paylaşmak için DNA'larını okutturabiliyorlar. O kadar şey oldu, erişilebilir oldu. Bu DNA dizleme ücretin düşmesiyle. Burada yalnız tabii tüm uygulamaları bu değil. Şimdi birçok alanda gelişme oldu. Daha farklı, daha güncel konulara gelirsek mesela COVID virüsünde tabii virüsün de DNA'sı var ve virüsün DNA'sı okunarak yani öbür virüslere ne kadar benziyor veya kendi içinde bu virüsün varyasyonları oluyor. İşte bir tane İngiltere'deki bir mutasyon mesela daha hızlı yayılacak hale getirdi virüsü. Dolayısıyla bunu çalışmak önemli. Bu çalışmada şu makalede benim bir önceki labım bu koronavirüs zamanında İsviçre'deki virüs DNA'larını inceledi. Virüs DNA'ları işte ne gibi farklılıklar görülmüş, ne gibi mutasyonlar görülmüş. Virüs mutasyona uğradığında virüsün hangi genleri, nereleri daha çok mutasyona uğruyor? Bunu çalıştılar mesela bu makalede. Bu arada bu şeyler de işte bu testler, bu işte koronavirüs testleri, o da yani şey DNA'sı, virüsün DNA'sını PCR dediğimiz reaksiyondan geçirerek yapılıyor. Yani daha hani Cengiz Han'a ne kadar yakın olduğunuzdan daha güncel bir uygulaması belki de bu. Bu da farklı bir uygulama. Burada şimdi metagenomik denen bir alan çıktı. Hani burada şeye geçtik artık. İnsanın DNA'sını okumaya geçtik. Virüsü de geçtik. Burada bir ortamdaki mikropların DNA'sını okuyup işte o ortam hakkında bilgi sahibi olmak üzerine bir alan çıktı. Mesela bir örneği bunun şey insan bağırsağında işte 1000 kadar hatta 1000'den de fazla bakteri var ve bu bakterilerin DNA'larını okuyorlar artık ve ona göre işte bir takım bazı mesela bağışıklık sistemini güçlendirecek veya işte bir takım hastalıkların teşhisini öncesinden yapabilecek. Atıyorum sadece bir dışkı örneğinden bir hastalığın erken teşhisini yapabilecek teknolojiler üzerine çalışmaya başladılar. Böyle bir alan çıktı. Bir de şu da çok bu da çok gelişti. İmmünoterapi denilen hani kanserle çalışırken insanın bağışıklık sistemini geliştirecek ve insanın bağışıklık sistemini tümörlerle savaştıracak tedavi yöntemleri çıkmaya başladı. Yine bu bioinformatiğin hızlı gelişmesinin sonucu olarak. Şeye de yazmıştım konuşmanın kısa özetine de yazmıştım. Artık şeyler bile çıkmaya başladı. Uzay ortamında yerçekimsiz, yani düşük yerçekimi olan ortamda işte bir takım bitkiler, bir takım bakteriler nasıl gelişiyor acaba? Bunları bile araştırmak mümkün oldu. İşte bu çalışmada da bir bitkinin RNA'sını okuyup onu inceliyorlar. Uçuş hani uzay mekiğinde. Bir de burada şuna değineyim. Duymuş olabilirsiniz. Bu sene Nobel Kimya Ödülü'nü CRISPR denen bir teknoloji kazandı. Bu teknoloji şeye yarıyor, bir DNA'ya müdahale etmeye yarıyor. Bu DNA'da bir noktayı bulup bir geni bir yere onu değiştirmeye olanak sağlayan bir teknoloji. Çok fazla kapı açıyor. Çok geniş bir yelpazesi var. Birçok şey yapılabilir burada. Bunun kullanım alanlarından bir tanesi. Şimdi önceki labımda da bazı arkadaşlarımız çalışıyordu. Şimdi mesela bir hastalık veya bir durum hani söz konusu olduğunda gözlemek istediğimiz bir durum var. Bir hastalık diyelim. Buna hangi genlerin etki ettiğini çalışmak önemli. Onun hem teşhisinde hem de tedavisinde önemli bir bilgi.
Bu çalışılırken ama şöyle bir durum olabiliyor. Tamam, atıyorum bir gen bir hastalık olduğu takdirde o gen yüksek değer gösterebiliyor. Ancak burada şunu söyleyemiyorduk. Tamam, o gen yüksek değer gösterdi de o gen mi o hastalığa sebep oldu yoksa üçüncü bir faktör vardı. Bizim bilmediğimiz bir faktör vardı. O faktör hem o geni yükseltti hem de hastalığa mı sebep oldu? Yani bunu bilemiyorduk. Buna şey diyorlar literatürde, korelasyon ve causation deniyor. Yani korelasyon iki olayın birbirine bağımlı, birbiriyle paralel gelişmesi ama hani bir sebep sonuç ilişkisi olması gerekmiyor. Causation da bir sebep sonuç olması gerekiyor. Burada güzel bir örnek vardı istatistik dersinden. Mesela bir grafik düşünün. Hava sıcaklığı bir aksan hava sıcaklığı bir şey bir tarafı eksen hava sıcaklığı, öbür eksen köpek balığı atak şeyle saldırıları. Pardon, yanlış söyledim. Bir eksen dondurma satışları, öbür eksen köpek balığı saldırıları ve bakıyorsunuz şöyle lineer gitmiş. Dondurma satışları arttıkça köpek balıkları daha fazla saldırmaya başlamış gibi bir şey, öyle bir görsel var ama halbuki ya dondurma satışı ve köpek balıkları saldırılarının artışına sebep olan şey yazın geliyor olması, havanın ısınıyor olması. Yani öyle bir farklı bir değişken var ve ikisine de müdahale ediyor. Hastalıklarda da bu şekilde, hani bir gen bir hastalıkla ikisi birden paralel bir şekilde ikisi de yüksek değer gösteriyorsa o ikisi her zaman sebep sonuç ilişkisi içinde diyemiyorduk. Bu çalışma sayesinde knockdown denilen böyle boks maçlarındaki knockout gibi bir geni kapatıyorlar direkt. Bir DNA'da geni kapatıp deneyi tekrarlayıp bakıyorlar. O gen kapalı olduğunda acaba beklediğimiz sonuçları aldık mı? Bunu yaparak da sebep sonuç ilişkisi tespit edebilir oluyorlar. Böyle bir alan sundu. Şimdi işin bir de şey var. Büyük veri boyutu var. Şimdi bir insanın DNA'sı 100 GB. Ve hani az önce gördük, yani DNA tam ilk başlarda işte 2001'de bir DNA'nın okunması 100 milyon dolarken en sonlar o kadar ucuz oldu ki insanlar hani tükürüğünden sürekli DNA okur hale geldiler. Böyle olunca üretilmiş genomik veri, buna genomik deniyor bu arada, bu işte DNA verisi, bunun miktarı çok arttı. Burada hatta işte şu grafikte, bu grafikte bazı şeyler var. Belli başlı büyük projeler var. İşte Bin Genom Projesi, The Cancer Genome Atlas, işte kanserin genom atlası projesi gibi projeler geliştikçe şu sol taraftaki Y ekseni şey gösteriyor. Dünyada ne kadar insanın ve ne kadar insan genomu dizilendi. Hani bu grafik de yine 2015'li yıl, 2015-2016 gibi çıkmış. Şimdi hani bunun hani her 18 senede bir, 18 ay, 12 ay ve 7 ayda bir iki katına çıkacağı şeklinde işte öngörüler var. Yani burada şöyle bir durum söz konusu olabilir. Yani 2000 bu bir makaleden aldığım bir ifade. Hani 2025'te genetik veri ise belki de büyük verilerin en büyüğü veya en büyüklerinden bir tanesi olabilir. Çok hızlı ilerlemekte. Dolayısıyla bir de işin büyük veri boyutu var bu genomik çalışmalarda. Şimdi bu arada buraya kadar soru alabiliriz. Çünkü burada şeye geçeceğim. Kendimizin yaptığı bir iki çalışmaya geçeceğim. Sonra da işte Python'daki bir takım kütüphanelerden bahsedeceğim. Buraya kadar soru var mı? Aslında var. Ben buradan görüyorum. Şu üzerinde çalıştığınız verilerin isimleri nasıl alınıyor? Çok güzel. Ha evet. Kişiye özel bir veri. Evet. Çok güzel bir soru. Burada verilerin gizliliği çok önemli bir konu. Çünkü hani insanın DNA'sı artık hani insanın yani en özel bilgisi bu kadar rahat bir şekilde ölçülebilir hale geldi günümüzde. Bu çok şey, bu çok önem verilmesi gereken bir konu. Burada
işte bizim projemizde, bizim şimdi az sonra başlatacağım, şey az sonra anlatacağım projede biz hastanelerle birlikte çalışırken orada hastaların onayı olduğu takdirde ancak bu veriye ulaşabiliyorduk ve veriye ulaşımımız da inanılmaz derece kısıtlıydı. Veriye mesela kendi hesaplama yaptığımız kurumun bilgisayarlarına indiremiyorduk bile o veriyi. Sadece o veri için özel bir hesaplama merkezi vardı ve internet bağlantısı yoktu. Sadece işte SSH gibi yöntemlerle oraya veriyi koyup orada hesaplayabiliyorduk. Ama o bilgisayardan bir şey alamadığımız gibi o bilgisayarı internete bile bağlayamıyorduk. Ki daha yani çok hassas bir konu. Öyle de olması lazım. Şeyleri bilmiyorum açıkçası, bu işte öbür ticari ürünleri, işte bu tükürük testinin verileri nerelerde paylaşılıyor mu veya kendi işlevinin dışında analiz ediliyor mu farklı bilgiler çıkarmak için, o tarafları bilmiyorum. Ama bunun üzerine differential privacy diye bir alanın bu taraflarda güzel uygulamaları var. Çok kısa buna da bir değineyim o zaman. Yani bu çok ciddi bir alan. Şimdi hastaneler mesela, atıyorum iki tane hastane düşünün. A hastanesi, B hastanesi. İkisinde de hastalar geliyor, ikisinde DNA'ları var. İkisi de kendince sonuç üretiyorlar. O hastaların DNA'larını analiz ederek onlara tedavi önerisi sunuyorlar varsayalım. Günümüzde her hastanede olmasa bile gelecekte bu çok mümkün bir şey olacak. Şimdi bu hastaneler birbirinin verilerini paylaşırlarsa daha fazla genomları olur. Daha fazla okumuş, dizilenmiş DNA'ları olur. Daha detaylı, daha doğru tedavi önerisi yapabilirler. Ama bu verileri paylaşmak bu çok ciddi bir şey. Yani hastaların DNA'larını farklı bir kurumla paylaşmak ciddi bir şey. Bunu çözmeye yönelik güven ortamını oluşturmaya çalışan araştırma grupları var. Güvenlik ve gizlilik üzerine çalışan grupların ele alıp başlıca problemlerden birisi de bu. Yani çok yerinde bir soru. Ne yapalım? Bir soru daha gördüm. Onu da cevaplayayım, sonra devam edelim. Hocam bu dizilimi çıkartma maliyetleri... Güzel bir soru bu da. Yani bu araçlar araç oldukça büyük. Yani bir bulaşık makinesi kadar bir şey o cihaz. Yani o cihazın kendisi zaten pahalı. Hani bir genomu okumak belki $100 olsa bile o cihazı yani evde kullanılacak bir gerçi şeyden bahsediyorum, bizim laboratuvardakilerden bahsediyorum, daha küçükleri de çıktı. Güzel, bu da yine güzel bir soru. Oxford Nanopore diye bir şey çıktı. Oxford yani eski gerçi. Yani minimalist bir küçük bir dizileme teknolojisiydi. Ona bakabilirsiniz. Güncel şeyini bilmiyorum. Ne kadar küçüldü bu cihazlar da, ne kadar erişebilir oldu veya cihazın ücreti ne kadara düştü, onu bilmiyorum. Devam edelim. Sonra yine devam ederiz sorulara. Burada işte biraz bizim projeden bahsedeyim. Zürih'te yaptığımız. Burada bir pilot projeydi. İsviçre hastaneleri, işte Basel, Zürih ve oradaki üniversiteler bir araya geldiler. Şimdi bir şey ilaç firmasıyla da birlikte, Roche ilaç firmasıyla birlikte bir proje başlattılar. Biz şimdi işte kanser hastaları geliyor, bunlar tedavi görüyorlar. Ama bir yandan da alan bu kadar ilerledi. Biyoinformatik, işte genomik, bunlar çok ilerledi. Bunların bu güncel teknolojileri kullanarak acaba daha farklı bir tedavi sunabilir miyiz? Kişiselleştirilmiş ilaç diye geçiyor. Bu da biraz şey oldu şimdi, epey popüler oldu. Yani biraz moda gibi bir şey oldu. Çok sık kullanılan işte yapay zeka gibi tabirlerden bir tanesi. Bunun İsviçre'deki öncü projelerinden bir tanesiydi. Yani burada da
Çünkü bir işte kanser ilaçları birçok hücreye zarar veriyor, kemoterapi gibi. Yani sadece o hücreye, sadece kanser hücresi değil, farklı hücrelere de zarar veriyor. Acaba böyle bir çalışmayla şey yapabilir miyiz diye bakıldı. Daha genel bir çözümdense o kişinin dokusuna yönelik daha az zarar verebilecek, direkt onu çözecek bir çalışma, bir şey bulabilir miyiz diye başlandı. Şimdi bundan kısaca bahsedeyim. Burada şimdi mutasyonlardan bahsedeceğim. Şimdi bu işte yine TCAG, bu yine şey dizi, DNA dizisi. Burada mesela şu 1, 2, 3, 4, 5. T C'ye dönüşmüş. Bu mutasyon olmuş. Bu mutasyonlar olabiliyor. Çünkü bu DNA kendisini kopyalayan bir şey. Ya kopyaladığının sonucu olarak bütün hücrelerde ya aynısından buluyoruz. Bu DNA kendisini kopyalıyor. Bunu Richard Dawkins şu şekilde anlatıyor. Güzel bir metafor yapıyor. Matbaadan önce şeyi düşünün diyor. Kitapları çoğaltan insanları. Bunlar kitapları eliyle çoğaltıyorlardı. Ve burada işte hatalar olabiliyordu. Daha çok çoğaldıkça işte yine tam bir hata yapıldı. Sonra onun üzerine bir hata daha yapıldı ve bunların ciddiyeti de artıyordu. DNA da kendini kopyalarken işte bunun gibi hatalar yapabiliyor. Mesela T orada C olmuş. Bu T'nin C olması belki hiçbir şey yapmayacak. Yani bazen hiç zararsız olabiliyor ama bazen de bayağı ciddi değişikliğe sebep olabiliyor. Buna nokta mutasyon deniyor. Şimdi bir de şey var, yapısal mutasyon var. Burada da aslında şu grafik, bunu yine DNA gibi düşünün. ATGC, ATGC, şu uzun şey, işte ATGC, ATGC bir DNA dizisi gibi düşünün. Burada bir grup gen, ATGC, ATGC mesela o genin ismi, o kısım. Bundan çok kopyalanmış mesela, bu bir yapısal bir mutasyon çeşidi. Buna kopya sayısı değişimi deniyor. Normal bireylerde mesela bir bölgeden bir kopya olması gerekirken işte bazı hücrelerde veya bireylerde birden çok kopya olabiliyor veya eksik kopya olabiliyor. Mesela iki olması gerekirken bir olabiliyor. Bu da şey, kopya sayısı değişimi mutasyonu. Bunun da, bu da işte birçok hastalıkla ilişkili olduğu gibi ilişkiler üzerine çalışılmıyor mesela kanserde. Bilinen bazı, mesela Down sendromu bunun bir örneği. Down sendromu direkt kopya sayısı değişiminin bir sonucu. Bir de bu şekilde mutasyonlar var. Mutasyonlar iki şekilde. Bir noktasal olabiliyor, bir tane değişiyor. Bir de bir tane değil de kocaman bir blok, işte ATGC, ATGC farklı sayıda kopyalanmış olabiliyor. Bunu anladık. Bu kopyalama yeri, mutasyon yeri. Şimdi bir de dizilemede ciddi bir değişiklik oldu. Büyük bir teknolojide ciddi bir ilerleme oldu. Buna tek hücre dizileme deniyor. Şimdi önceden tamam, dokuyu makineden okuyoruz, bu DNA dizileme o cihazlarından okuyoruz da okurken onları şeyde, yani bir dokunun içinde bir sürü hücre var. O bir sürü hücrenin içinde bir sürü DNA var. Onların hepsinin ortalamasını alıyorduk. Bu sol taraftaki gibi, yani bütün bu meyveleri hücre olarak düşünün. Çünkü dokunun içinde kan hücresi var, işte deri hücresi var, kanser hücresi var, bağışıklık sistemi ile alakalı şeyler var, hücreler var. Bir sürü hücre var burada, meyve şeklinde görünüyor. Hepsi bir farklı bir meyve. Böyle bir dokumuz varken biz şunu görüyorduk sol taraftaki, işte hepsini bir şeyden geçirmişler, mikserden geçirmişler. Biz bunu okuyorduk. Bu da tabii oldukça faydalı ama daha iyi bir teknoloji çıktı. Çok daha yüksek çözünürlük sağlıyor. Artık hücre hücre bize sonuç veriyor. Yani şöyle diyebiliriz, bir kanser dokusu okunduğunda işte bakabiliyoruz burada. Önceden şeydi, işte şöyle bir mutasyon var, şu gen değer göstermiş, bu bununla alakalıdır gibi bir sonuca varabiliyorduk. Şimdi ama şunu diyebiliyoruz, birkaç farklı hücre grubu var aslında. Yani tek tip kanser yok, belki de orada bir soy ağacı var, kanser hücresi var ama o farklı evrilmiş, aşağıda daha başka olmuş, orada farklı mutasyon göstermiş. Böyle olunca çözünürlük sağlıyor ve bu tedavilerde de bunun faydası şu: şimdi kanser tekrarlayabiliyor zamanla. Şimdi
sol taraftaki yöntemle bir dizileme yapıldığında hani bir takım genler işte farklı fazla sonuç göstermiş. Zaten bir de şüpheli genler var kanserle ilişkili olduğunu bildiğimiz. Onlara yönelik tamam tedavi uygulanabiliyor ama bu sefer en baskın genlerden ziyade daha alt böyle daha az hücreye etki eden ama o da bir kanserin türü olan daha farklı daha başka genler de olabiliyor. Başka mutasyonlar o genler üzerinde. Tek hücreyle direkt onu tespit edebiliyoruz. İşte tek bir mutasyon mu var? Başka neler olmuş? Yani direkt en belirgin mutasyonu baskılamayalım. Çünkü bu sefer ikinci en belirgin mutasyon tekrar kanserin tekrarlanmasına sebep olabilir diyerek hani onları da okumamıza fırsat veriyor bu teknoloji. Şimdi iki farklı şeyden bahsettik. Bir mutasyonlardan bir de tek hücre, çok hücre dizilemeden. Şimdi bunlar birleşiyor. Sonra da hep bir tanesi üzerine konuşacağız zaten. Burada şey, şimdi iki farklı nokta mutasyon, kopya sayısı değişimi vardı. Bir de dizilerken, DNA'yı dizilerken, okurken bir çoklu vardı. İşte milkshake şeklinde, meyve mikserden geçirmiş şeklinde bir de hücre hücre vardı. Burada bizim çalıştığımız yıllarda, işte 2018 civarı, 2017-2018, nokta mutasyonlar için hem toplu dizileme hem tek hücre dizileme iyice çalışılmıştı. Metotlar vardı. Yani birçok şey vardı. O alanda algoritmalar gelişmişti. Bu da aynı şekilde toplu dizileme ve kopya sayısı değişimi için. Ama şurada bir şey yoktu. Kopya sayısı değişimi ve tek hücre dizileme yepyeni bir alandı. Bu teknolojik sebeplerden dolayı bu veriyi çok temiz alamıyorduk. Ki yine de şeydi yine epey hani nokta mutasyon kadar yani yine şey veya şöyle diyeyim toplu dizilemede aldığımız kadar temiz değil yine ama sonuç çıkartılabilecek seviyede bir veri o yıllarda üretilmeye başlandı. Öyle olunca da buna o veriyi analiz edecek ilk algoritmalardan birini biz geliştirdik. Tek hücrede kopya sayısı mutasyonları üzerine. Burada da şimdi burada evet şeyde neler oluyor bir tümörde işte kanserde neler oluyor ona bakmamızı sağlayacak bir metot. Şimdi bu kanser hücresi şimdi bu renkli şeylerin hepsini şey düşün hücre grubu ve mutasyon daha güzel aslında kanserli hücre yani şu renk değiştirme de mutasyon. Şimdi en başta tamam mor bir hücre var ama şuradaki bir takım hücre daha farklı mutasyon geliştirmiş. Şuradaki daha farklı. Hatta küçük bir grup hiç onlardan da farklı bir mutasyon geliştirmiş. Bunların hepsini bilmemiz önemli. Yoksa bir tanesini bastırırsak ikincisi bu sefer 6 ay sonra kanserin tekrarlanmasına sebep olabiliyor. Tek hücre dizileme işte. Tek hücre dizilemede bunlara bakabiliyoruz. İşte hücreler var. Bu bin denilen şey, DNA'yı bölüyoruz böyle yani DNA'da 3 söylemeyi unuttum. 3 milyar tane ATGC'den oluşan karakter var. 3 milyarının her biri ne kadar artmış azalmış bakmamız çok mümkün değil. Çünkü çok bir matrix düşünün. Bir tarafta işte hücreler var, 500 tane hücre. Öbür tarafta 3 milyar tane veri olunca onu analiz etmek oldukça zor. O yüzden grupluyoruz bunları. İşte ilk 20 bin tanesi, 20 binden 40 bin, 40 binden işte 60 bin böyle grupluyoruz. O şekilde ancak bir matrikse koyabiliyoruz. Burada işte şöyle baktığımızda hiçbir analiz yok. Şu an sadece şey yapıp bakıyoruz. Çizdirip bakıyoruz. DNA'nın işte bazı yerlerinde mesela bazı hücre grupları şöyle bir karesel yapılar var. Yani bazı hücreler daha farklı değer göstermiş bazı DNA'nın bazı bölgelerinde. Bu da işte şey aynı görselin daha farklı bir ifadesi. Yani şey burada count denilen o genlerin işte gösterdiği değerler. Burada da bizim yapmaya çalıştığımız buradan bir evrim ağacı öğrenebilir miyiz? Öğrenilecek olan evrim ağacı bu kanser hücrelerinin evrimi. Burada da şöyle bir notasyonumuz var.
R1, R2, R3, R4, R5. Bunlar bölgeler. DNA'da varsayalım 5 tane bölge var. Sadece 5 tane gen veya genden de büyük 5 tane bölge var. İşte şimdi kopya sayısı mutasyonunu inceliyorduk. İşte şurada bir şey olmuş ve bu genin R1 bölgesinin kopya sayısı bir tane artmış. R2 de bir tane artmış. Ama işte şurada R1 azalmış şeklinde böyle bir notasyonu var. Yani bu aslında en soldaki o şeyi ifade ediyor. O soldaki o ağaç, yani tümörün o evrimini ifade ediyor. Bunun bilgisayarda en güzel ifadesi nedir? Binary tree'dir ya da binary olmayan bir şey, ağaç veri yapısıdır. Çünkü ağaç veri yapısında görürüz şeyin atası ne o mutasyonun. Atasının işte alttaki şey ne, yani onun çocuğu ne, nasıl evrilmiş, onu görebileceğimiz bir veri yapısı. Burada işte bu veri yapısından da daha sonrasında işte kopya sayısının tespiti ve onun dışında onun sonucu olarak da işte bunlar gen isimleri. İşte bir grup gen bir takım hücrelerde fazla değer göstermiş, öbüründe daha düşük değer göstermiş şeklinde bir sonuç sunmak. Bu sonucu doktora sunmak. Doktor da bakınca hani oradan edindiği bilgi eğer faydalı olduğunu düşünürse o da tedaviyi destekleyici bilgi olabilir mi diye başlamış bir çalışma. Şimdi bunu yaparken burada biraz aslında şey dedim, konu çok teknik değil dedim. Python tarafında çok teknik değil. Burada biraz bilgisayar bilimleri tarafında o ağaç veri yapılarını çok kullandık. Onun üzerinden birkaç operasyonumuz var. Şimdi burada şöyle düşündük. Şimdi bir evrim ağacı var. Monte Carlo Markov Chain diye bir yöntem var. O yöntemi kullanarak, sürekli arayarak bu kanser dokusuna en uygun evrim ağacı hangisi? Yani esas amacımız bu, onu bulmak. Çünkü bunun gibi bir sürü ağaç olabilir. Bu dokuyu en iyi ifade eden evrim ağacı hangisi? Onu bulacağız. Onu bulunca da işte onun doğrultusunda hücreleri inceleyeceğiz. Hücreleri işte doktora rapor sunacağız. Şu hücrelerde bu kadar mutasyon var. Bu hücrelerde o mutasyonlar da var. Onlar içinde bu da var. Şu hücrelerde daha farklı şeklinde. Burada bir ağaç yapısı. Şey de düşünebilirsiniz. Binary olarak da düşünebilirsiniz. Gerçi ya binary değil de şeyde yani bir ağacın bir buna ne diyelim not kelimesine yani hem şey Türkçe karşılığını bulamadım, bir şey uydurmak da istemedim, buna bilgisayar bilimleri tabirinde şunlara not deniyor, ağacın notları, ağacın ifade ettiği elemanlar bunlar. Şimdi bu bir ağaç mesela. Şu da başka bir ağaç. Acaba soldaki ağaç mı daha uygun bizim kanser verisine, sağdaki ağaç mı? Hangisi daha uygun, ona nasıl bakıyoruz? O tarafı şey işte bir istatistiksel modelimiz var. Onun olabilirliğini hesaplıyoruz. İşte bu ağaca göre bir hesaplama yöntemimiz var. Onu hesaplıyoruz. O detayını vermek istemedim. Çok karışık, yani işte daha hem zaman alır hem de hani makalede var, ona bakabilirsiniz. Zaten diye. Şimdi burada bir solda bir ağaç var, sağda bir ağaç var. İki tane aday ağaç. Bunlar ikisinin amacı da bu kanser hücresinin bir grup hücreyi, o dokuyu ifade etmek. Soldaki miyi, sağdaki miyi? Bizim tek derdimiz bu. Burada da işte sürekli bir deneme yanılma yöntemiyle bir sürü ağaç üretiyoruz. Bu yöntem mesela bir Hamlet diye geçiyor. MCMC hamlesi, Monte Carlo Markov Chain hamlesiyle. Şimdi şu ağacı, mesela bu ağaca bir şey ekliyoruz. Buna bir yeni bir nod ekliyoruz. Bunu ekleyince bir bunu hesaplatıyoruz. Bakıyoruz hangisi daha uygun bu hücreyi ifade etmeye. Eğer soldaki daha uygunsa soldakini seçmemiz, sağdaki uygunsa soldakini eleyip sağdakini seçme ihtimalimiz daha yüksek. Ama o ihtimal bir değil. Yani her zaman en iyiyi seçmiyoruz. Çünkü öyle olursak lokal minima diye ifade edilen bir
küçük bir yani bir çözüm bulabiliriz. O çözüm en iyi çözüm değildir. İyi bir çözümdür ama en iyi çözüm değildir. İyi çözümü bulmak için yapılan bir yöntem her zaman en iyiyi kabul etmemek. Yani en iyi bir şeyse kabul etmemiz ihtimalimiz yüksek ama reddedebiliyoruz ki hep böyle açgözlü bir şekilde, buna açgözlü deniyor, açgözlü algoritma, hep açgözlü bir şekilde en iyiye gitmesin. Arada bir farklı taraflarda da gezinsin, dursun. Bunun yani gezinmesi bir hesaplama olarak maliyet tutuyor tabii ama o şekilde yaparsak olası bir iyi çözümü de geçip en iyi çözümü bulma ihtimalimiz daha yükseliyor. Buna da geleceğim. İşte bunun gibi başka şeyleri de var. Bunun farklı hamleler de var. Toplam yanlış hatırlamıyorsam 7-8 kadar hamle yapmıştık ağaçlar üzerinde. Burada da işte şu ağaçtan bir dal alıyor. Dalı koparıp rastgele bir yere yapıştırıyor. Sonra ne oldu? Yeni bir ağaç çıktı. Yeni ağaçta bakıyoruz. Bu mu daha iyi bir ağaç? Önceki mi daha iyi bir ağaç? Bu ne kadar daha iyi bir ağaç? Ne kadar iyiyse o kadar seçilme ihtimali yükseliyor. İşte seçilirse soldakini atıp sağdakiyle devam ediyoruz. Sonra sağdakine bir işlem daha yapıyoruz. O da bu sefer şey oluyor. Mesela böyle bir şey oluyor. Şu ikisi birleşiyor veya ayrılıyor. Bunun gibi hepsini koymadım. 7-8 tane kural var. Esas önemli bir noktası bu algoritmanın. Algoritmada herhangi bir anda bir tane ağacımız var elimizde. Bu bir tane ağaca bir sürü işlem yapıyoruz. Ekliyoruz, çıkarıyoruz. İyi ise öbür sonuç olarak elde ettiğimiz ağacı tutmamız daha mümkün. Bu ağaç sürekli bir işlemden geçiyor. Burada şey önemli. İşte bir işlemden geçti ya, öbür tarafı eski haline dönmesi de eşit derecede muhtemel olmalı. Şöyle ki yani eğer mesela soldakinden sağdakine geçme ihtimalimiz %60 ama sağdan soldakine geri geçme ihtimalimiz %40 olursa bu sefer biz artık bu algoritma taraflı olur. Hep bir takım ağaçları tercih eder. Belki çok büyür, belki çok bir takım yerlere doğru kendini genişletemez. Her alanı güzelce arayamaz. O yüzden bütün oklar, slide'daki oklar, mesela bir ağaçtan bir ağaca geçiş ne kadar olasıysa o ağaçtan öncekine geçiş de o kadar olası ki bu algoritma dolanacak, duracak. Bu MCMC search deniyor buna. Bu şey bu arada bizim bulduğumuz da değil. Bu istatistikte kullanılan bir algoritma. Fizikte ilk başta kullanmaya başlanmış. Bunu discrete denilen düzlemde bir ağaç veri yapısına uygulayıp biz sadece şeye baktık. Bunu kullanarak işte bu kanserin evrim ağacını bu şekilde öğrenmeyi düşündük. Başka yöntemler de mümkün. Bu bir yöntem bizim yaptığımız. Bu şekilde hamlelerle olası en iyi ağacı buluyoruz. Burada şey ne oluyor? Burada peki şimdi bir çözümlerden bahsettim. İşte şey dedim, iyi bir çözüm bulunabilir ama en iyi çözüm olmayabilir dedim. Burada şöyle ki şimdi burada 10 farklı ağacı başlattık. 10 farklı rastgele noktadan, 10 farklı rastgele ağaçtan ağacı verdik algoritmaya. Onu da paralel bir şekilde başladı. Verimiz aynı, işte o kanser verisi. Bunu öğren dedik, onunla da dedik. Onu da farklı yerden başladığı için onu da işte hepsinin puanları farklı. Bu y ekseni puanlar yüksek olması iyi bir şey, düşük olması kötü bir şey. Olabilirlik puanı yani bu ağaç bu kanser verisini üretmiş olabilir veya bu ağaç bu kanser verisini iyi ifade ediyor puanı. Bu da hamle sayısı. Zaman gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü zaman harcıyor. İşte 25 bin, 50 bin, 75 bin hamleden sonra, 100 bin hamleden sonra bakıyoruz ki artık şey olmaya başlıyor. Bu farklı, çok farklı ağaçlarla başladığımız halde bunlar bir yerde kavuşuyorlar. Bunlar kavuşunca hatta biraz da devam ettirdik. İşte 150 binden 175 şöyle bir noktadan sonra hemen hemen hepsi kavuşuyor. Bunu yaparak da şunu anlıyoruz. Ha tamam. 10 farklı noktadan başladık. Hepsi de kavuşuyorsa bu
en son çıkan ağacın en iyi ağaç olması kuvvetle muhtemel diyoruz. Ama bundan emin olamıyoruz. Çünkü bu bir unsupervised learning denilen, burada bir şey yok. Gerçek, mutlak gerçek yok. Biz gerçek nedir bilmiyoruz. Çünkü kanser hücreleri, o DNA'lar bize söylemiyor. İşte ben mutasyon, işte ben şöyleyim, ben böyleyim, ben böyle bir ağaçtan çıktım diye söylemiyor. Burada bir şeyimiz yok, etiketimiz yok veri hakkında. Böyle bir metot, unsupervised. Öyle olunca işte bu bir mesela şey, farklı noktalardan başlayıp bunların kavuşması, bu teknikte kullanılan bir şey yöntemi, sonucu ölçme yöntemi. Yoksa mesela sadece turuncuyu alsaydık, işte 50 bin, işte 75 bini geçince 75 bin ile 125 bin arası aynı, hiçbir şey değişmemiş. Ya tamam derdik, buldu derdik. Hani 100 bine kadar giderdik, keserdik. İşte bir sonuç gelirdi ama bu sonuç en iyi sonuç değil. İyi bir sonuç başlangıca göre. Çünkü şu taburdan başlamıştık. Ama en iyi değil diyebilirdik. Bunu ölçmemize yarıyor. Bu arada uzun süre düz gitmiş, sonra birden artmış. Burada ağaçlarda ne oluyor diye bakarsanız, burada dolanıyor. Bir sürü ağacı dolanıyor. Bu ağaçların artık bu ağaçların hepsi birbirine yakın ama bir yerde bir hamle yapıyor. Daha iyi bir ağaç buluyor. Çok daha iyi bir ağaç buluyor. Sonra ondan da iyi bir ağaç buluyor. Ve bu şekilde yükseliyor. Burada bir de şeyi göstermek istiyorum. Bakayım şu an şey, şimdi her zaman iyi ağaç tercih edilmiyor. Bazen de kötüyü tercih ediyoruz ki geri dönüp farklı seçenekleri de değerlendirelim diye. Bu zigzagın sebebi o, yani giderek sürekli artmıyor. Bazen küçük küçük düşmeler de yaşanıyor. bu da şey, bir gerçek veri üzerinde bu algoritmanın sonucu. Bu işte şeydeki sol yukarıdaki hücreler ve işte o genomdaki, o DNA'daki hücrelerin, o genlerinin sayıları. Bu veri, sadece bu veri giriyor. Matrix bir tane. Bu veri giriyor. Bu veriden şöyle bir evrim ağacı öğreniliyor. Bu şu demek. Bir aslında clustering algoritması diye düşünülebilir. İşte bir grup gen var. Bu gruptan evrilen farklı 1, 2, 3, 4, 5 grup gen var. Hücre grubu var. Bir grup hücre grubu. 204 tane hücre burada. Bunlar bir takım mutasyonlar göstermiş. Bu hücreler daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 farklı hücre grubu daha var. Bunlar o mutasyonların hepsini göstermiş ama onlara ek olarak bir takım farklı mutasyonlar da göstermiş. İşte bunun aşağısında bazı grupta işte şöyle apayrı mutasyonlar olmuş gibi bir sonuç çıkıyor. Bu sol alttaki görselde sadece bu ağaç kullanılarak ilk baştaki DNA dizisini tekrar bir üretelim dedik. Hani bu sadece görsel olarak oradaki detayları ne kadar yakalamış onu öğrenmek için. Bir takım şeyler ortada ama mesela her şey de ortada değil. Mesela bazı, atıyorum şurası, şurayı yak, mesela şurada bir mutasyon var. Çok az sayıda hücreyi etkiliyor. Mesela bunu yakalayamamış. Belki de daha uzun süre çalıştırmamız gerekiyordu. Dolayısıyla yani şey değil, bulduğumuz ağaç en iyi ağaç değil. En iyi ağaç olduğunu zaten ölçemiyoruz ama şurada görüldüğü gibi işte bir takım hatalar mevcut. Tabii sonra, daha sonrasında geliştirdik. Şu anki hal daha iyi ama yani demek istediğim, burada bir şey yok. %100 bir işte sonuç, %100 başarılı bir sonuç söz konusu değil çoğu zaman da. Yalnız burada şöyle de bir detay var. Bu, ondan bahsetmedim gerçi. Bu veri kirli bir veri. Bu DNA okuma verisi o kadar hassas ki, odanın sıcaklığından tutun, o DNA taşınırken şeye tutun, DNA taşınırken gördüğü müdahaleye tutun. Yani bir sürü burada şey var. Ne deniyor? Farklı faktörler var sonuçları etki edebilecek. Bunların birçoğu da o dizileme cihazı tarafından oluşuyor. Yani o dizileme cihazı kusursuz değil. Dizileme cihazı birçok hatayı içeriyor ve
Hani bu algoritma veri üzerinde çalışmadan önce bir sürü aşamadan geçiriyoruz onları. Kötü hücreleri eliyoruz, normalize ediyoruz. Ve burada aslında direkt üstteki şeyleri, direkt hani her, mesela şurada bir şey var, bunu yakalayamadık. Aslında bu belki de hata, bu hata da olabilir şeyden dolayı, dizileme cihazından dolayı veya şu işte çizgilerin bazıları. O yüzden hani veri de çok temiz değil ve çözüm de hani bir clustering algoritması gibi bu şekilde ana hatlarıyla yakalayacak, işte bu hücre grubunda gerçekleşen olayları yakalayacak bir yöntem. Bu şekilde şimdi sorular kariyer üzerinde, oraya geleceğim. Şimdi Ozan en son alalım. Burada çünkü şeylerden bahsedeceğim. Sonra da yaklaştık zaten. Biyoinformatikte kullanılan bazı teknolojilerden bahsedeceğim. Kitle neler yapıyor bu biyoinformatisyenler, istatistikçiler, biyologlar? Bunlar ne kullanıyorlar? Bu alanda neler var, neler yok? Bunun üzerine. Burada en çok kullanılan kütüphane R dilinde yazılmış Bioconductor kütüphanesi. Burada işte birçok makalenin kodu mesela buradadır. Burada istatistikte, biyoistatistikte birçok metot sadece burada o metotlar mevcut. Mesela başka dillerde yok, çünkü hani kitle direkt onu kullanıyor. Direkt orada geliştiriyorlar, makaleyle birlikte yayınlıyorlar. Ve kullanıcıları da çoğunlukla aynı alandan olduğu için kullanıcılar da orada. Burada tamam, şimdi makaleye ek olarak işte tekrarlanabilir, o sonuçları tekrarlayabileceğimiz bir yazılım sunuyor bu Bioconductor bize. Burada çok 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 büyük, çok detaylı istatistik algoritmaları var, kütüphaneleri var, yöntemleri var. İstatistikte çok önde, biyoistatistikte daha doğrusu, istatistiğin biyologlar tarafından kullanılan tarafında, bu yaşam bilimlerinde, sağlık araştırmalarında bir istatistik kısmı çok gelişmiş. Görsellik kısmı da öyle, yani görsel çizdirme, çünkü istatistikçiler onu da çok kullanıyorlar. İşte bir plot çizme, yani bir görsel grafik çizme, o grafikleri yorumlama, ama çok 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 detaylı grafikleri var. Ben hani şaşırmıştım, grafik yani hiç o kadar detaylı grafiklerle haşır neşir değildim. O iki taraftan bu platformda R dili de gerçekten gelişmiş. Hani ikisi de orada oldukça iyi. Hatta en gelişmiş o, yani bu alanda bioinformatikte, biyoistatistikte en çok kütüphane orada. Burada şey çok zayıf, ama yazılım mühendisliği inanılmaz zayıf. Çünkü hani öyle bir kaygıları yok. Burada geliştiren kitle işte çalışsın, kodu yazalım, kod çalışsın, işte makaleyi okuyanlar sonra tekrarlayabilsinler, o kodu çalıştırıp bizim sonuçlarımızı doğrulayabilsinler şeklinde kaygı olunca, yani şeyde kodun kalitesi de hani sadece kodun tek kriteri çalışması, onun dışında işte performansı, güvenliği, işte öbür okunabilirliği, tekrardan kullanılabilirliği, farklı model, farklı metotlarla birlikte çalışabilir olması durumu, bunlar maalesef çok göz ardı edilmiş şeyler. Sağda da gösterdiğim bir kitap var, R Cehennemi diye bir kitap. Yani burada bu dil, bu R dili, işte S dilinin, istatistikçilerin kullandığı dilin devamı olan R dili de, bu Bioconductor kütüphanesi de, bunlarda mühendislik çok zayıf. Çünkü hani şeyleri daha farklı, bunların hani önem verdikleri noktalar daha farklı. Bir istatistikçinin yazdığı, bir biyoloğun yazdığı kodda detay, hani onun yapmak istedikleri daha farklı bir mühendisin yazdığından. Ama biyoinformatik çok geliştiği için artık, şimdi bu metotlar, bu kodlar gerçek sistemlerde de, yani makalenin dışında bir işte sistemde de kullanılmaya başlandı ve orada çok ciddi sorunlar
çıkıyor. Bunun üzerine hani kitap yazmayı bile gerekli gören insanlar oldu. İşte sağdaki kitap Ar Cehennemi diye. Burada yani dilde Ar'da da Bioconductor'da da çok tuhaf kararlar verilmiş, tuhaf işler oluyor. Bu biraz aydınlatıcı, hani aydınlatıcı bir kitap. Hani Ar kullanıyorsanız işte ya kitabın giriş cümlesi şöyle: Ar cehennemindeyseniz işte buradan o cehennem hakkında biraz bilgi, buradan çıkış yolunda hani biraz anlamanızı sağlayacak bir bilgi. Çünkü şeyden çok farklı evrilmiş bu grup, bu teknoloji grubu. İşte bu yazılım mühendisliğinin evrilmesinden çok farklı evrilmiş. Orada şeyler çok farklı. Her şey farklı yani. Bakınca oldukça zorluyor. Benim birçok konuda başımı ağrıtmış bir platform. İkisi de Ar'da, Bioconductor'da. Yalnız bir şey için tabii, bir makale yazıldığında işte onun kodunun açık kaynaklı ve tekrarlanabilir bir şekilde yayınlanması için güzel bir çözüm. Sadece işte daha sonrasında bir şirkette bir yerde o kod eğer ürüne konursa, ya yani o çok ciddi bir orada çalışma yapmak gerekiyor. Python'da burada, şimdi tamam Python'da biyologlar kullanıyor, Python'da istatistikçiler kullanıyor. Ama Python'ı web developerlar da kullanıyor, backend developerlar da kullanıyor, mühendisler de kullanıyor. Öyle olunca hani dil hali hazırda güzel bir altyapı sağlıyor. Ve birçok şey, mesela performansı ele alalım. Ya birçok tabii birçok yazılımın birçok kriteri var. Performans kriterinde mesela Python'da işte caching kullanırsınız, ne bileyim NumPy kullanırsınız, orada alttaki C modülünü çağırırsınız. Yani işi bilen biri Python'da çok ciddi, hani C'ye yakın performans elde edebilir. Veya işte farklı object oriented konularında işte birçok seçenek sunuyor gibi. Dil zaten hali hazırda endüstride ve birçok mühendislik projesinde kullanıldığı için bioinformatikte de hani son üründe işte bir kullanıcıya hitap eden bir durumda Python'ı tercih ediyorum. Burada BioPython çok büyük rahatlık sağlıyor. BioPython burada DNA dizisi üzerindeki birçok operasyonu yapmamızı sağlıyor bu kütüphane. Zaten bunların birçoğu da string algoritmaları, bilgisayar mühendisliğindeki algoritmalar. BioPython'da bunları etkili bir şekilde yazabildiğimiz bir kütüphane. Başta gelenlerden, bioinformatikte kullanılan. Öbürü sağdaki ScanPy, bu Almanya'da bir lab tarafından geliştirildi. Burada şeydi, şimdi RNA veri analizi vardı tek hücre seviyesinde. Bunun için işte Bioconductor'da bir kütüphane vardı, Surat diye. Herkes onu kullanıyordu. Yani tek o geçiyor. İlk o çıkmıştı. Çok da şeydi de hani yazarın kullanması o kodu yazan grubun kullanması istediği gibi kullanırsanız çalışıyor. Tamam, sorun yok. O popülerdi, onu kullanıyorlardı. Ama kodu öyle bir yazmışlardı ki, ya bu sadece bir anekdot. Mesela Bioconductor'daki kod kalitesi için sadece bir anekdot bu. Kod mesela bir kütüphane. 5 farklı şeyden sorumlu. Ama ben kendi verimi analiz ederken bu 5 şeyin 3 tanesini kullanmak istiyorum. Çünkü benim verimin, işte okuduğum o DNA dizileme cihazım farklı. Benim o veri üzerinde yaptığım işlemler farklı. Yani ben sizin 5 işleminizi de yapmayacağım. Ben sizin 3 işleminizi yapacağım. Öbür ikisi çünkü kendi verim için daha uygun gördüğümüz şeyler. Ama buna müsaade etmiyor. Kodu öyle bir kötü yazmışlar ki kodda, yani hayır 5'ini de yapmak zorundasın. Yani şöyle düşünün mesela NumPy, Pandas, Python'da bir şey kullanıyorsunuz. İşte bunların değil mi, bir takım işte data frame var, series var, işte bunların kendi fonksiyonları var. Ama hepsini kullanmıyorsunuz ki bir projede. Pandas'ın tamamını kim kullanıyor bir projede? Hani öyle bir şey söz konusu değil. Bunlar modüler bir şekilde. Ama bu Bioconductor'daki o pakette hayır 5'ini de kullanacaksın yoksa hiçbir şey kullanamazsın gibi bir yazılım mimarisi vardı.
Tek çözüm hacklemekti yani monkey patching yaparak, Arda da yapılabiliyor. Monkey patching yaparak kodu değiştire değiştire böyle çok saçma bir şekilde kullanıyorduk. Ki çünkü şey yoktu başka, içinde bir istatistiksel metodlar var. Onları başka dilde alternatifi yok. Sadece burada geliştirilmiş. İşte tam makalede yazılmış. O da makalenin sonucunu gösteriyor. Güzel ama bunu gerçek hayatta kullanılması imkansıza yakındı. Kod o haldeydi. ScanPy çıktı o sıralar. Bu hayatımızı kurtardı. Benzer işlemleri daha iyi mühendislik edilmiş şekilde yapmışlar. Bunu kullandık. Mesela burada ben işte kodu açınca zaten veya dokümantasyonuna bakınca her şey net işte. Tamam şöyle şunu yapıyor. Tamam bana da sadece bu 3 işlem lazım. Çat 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 diye koyup o şeyleri, o işlemleri hani kısa sürede RNA analizinde istediğinizi elde etmeye yarıyor. Böyle bir kütüphane. Bir de şimdi bioinformatikte veya araştırmalarda, bilimsel çalışmalarda genel olarak tekrarlanabilirlik çok önemli. Bu kodun tekrar çalışınca aynı sonuçları vermesi çok önemli. İşte bunun ölçeklendirilmesi, işte konuşmanın başında şeylere değindik. Bu büyük verinin işte bu DNA verisinin ne kadar arttığına. Dolayısıyla buna geliştirilen algoritmalar da gelecekte ölçeklenebilir olmalı. Yani bugün kullanıyoruz ama yarın veri sayısı arttı diye orada bizi yarı yolda bırakmamalı. Paralel hesaplamanın tabii yeri çok büyük. Bu bir de bioinformatikte birçok dil, birçok yazılım farklı dilde yazılmış. Bu şekilde gelişmiş yani. Bir Java'da bir şey var işte. C'de yazılmış başka bir şey var. Ve bazı yazılımlar bu DNA'nın özellikle ilk başlardaki hani o matrix'i elde etmeden önceki aşamaları var. O büyük 100 GB'lık veriyi o matrix'e gelene kadar ki o 100 GB'lık verinin orada aşamalar var standart. Onları yapan yazılımlar da var. Onlar da standart kabul ediliyor. Çünkü öyle gelişmiş. Ya onlar kullanılıyor hep. Bunlar işte farklı dillerde yazılıyor. C'de var, Java'da var. Şimdi Rust popüler oldu bu sıralar. Rust'ta yazılanları var. Dolayısıyla yani bir bioinformatikte çalışan birinin farklı dillerdeki programları kullanabiliyor olması lazım. Yani tabii o dillerde geliştirme yapmasa bile onları çağırması lazım. İşte burada kaynak yönetimi önemli. Çünkü bu DNA analizinde bazı operasyonlar çok 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 uzun sürüyor. Mesela işte 50 core kullanıp 2 gün çok oldu belki de 8 saat süren operasyon var. Onun bir sonrasında bir işlem var. İşte 5 saat sürüyor ama sadece bir tane şey kullanıyor. İşlemci kullanıyor. İşte ondan sonra bir işlem var. Daha fazla işlemci kullanması gerekiyor. Bu verinin yapısından dolayı. Çünkü veriye önce bir şey yapmanız gerekiyor ki ikinci aşamadaki sonucu elde edelim. Yani o şekilde yani bu tamamen alandan dolayı. O yüzden bu kaynak yönetimi denen işte ne kadar hafıza kullandı, ne kadar işlemci kullandı, ne kadar süre geçti bunlar çok önemli. Bunların istatistiği de daha aynı şekilde önemli. Bir de işte bunların bu bioinformatikte işte bu elde edilen sonuçların işte bir kayda geçmesi ve sağda scheduling dedim bu bilgisayarlarda bu işte mesela ben bir şey çalıştırmak istiyorum, siz başka bir şey çalıştırmak istiyorsunuz ama ikimiz aynı bilgisayarı kullanıyoruz. Nasıl önceliklenecek olacak? Onun da güzel bir optimizasyonu çoğu zaman gerekiyor. Çünkü bazı işlemler çok külfetli, bazıları da çok ucuz. Bunlara cevap veren iş akış yönetim sistemleri var. Bunlar birçok alanda kullanılıyor. Bioinformatiğe has bir şey değil. Workflow Management System diye geçiyor İngilizce'de. Bunların başlıcaları var. İşte Apache Airflow, Spotify Luigi, Spotify'ın geliştirdiği, işte Python'da SnakeMac. Ve aslında birçok var. Bunlar her alanda, bir de alana özel diller şeyler de var. İş akış yönetim sistemleri. Bunların birçoğu var. Python'da SnakeMac çok kullanılıyor. Şu yukarıda
görselini koydum. Pardon, Python'da dedim. Bioinformatikte SnakeMac çok kullanılıyor. Bunun bir sebebi bioinformatiğin içinden gelmiş olması. Şu işte Johannes Köster tarafından geliştirildi. Direkt bioinformatik, bu bir bioinformatisyen, bunu geliştiren kişi. Hani direkt hedef kitlesi bioinformatik olduğu için burada çok popüler ama farklı şeylerde de ben kullanıyorum. Biraz buna değineceğim. İşte burada şey, olay şu, işte Makefile var. Makefile, Make yazılımı ile Python'ı birleştirelim. Hani Python gibi bir sintaksı olsun, okunurlu olsun. Bir de Python'ın kütüphanelerinden yararlansın. Çünkü CMake'de işte bash'ten bu komut sistemi miydi? Kara ekran diye tabir edeyim. Birçok şey kara ekran komutlarıyla yapıyorsunuz ama mesela içinde bir Python kütüphanesini kullanıp Python kütüphanelerini kullanmak büyük bir esneklik sağlayabiliyor. Şeyle kara ekranı alternatif olarak pip install SnakeMac, burada da işte Python kütüphanesi şeklinde bir iş akış yönetim sistemi. Benzer bir şekilde Luigi de var. Bunu da kullanıyoruz. Bu da ya ikisi de çok kullanışlı teknolojiler. Bioinformatikten çıktığı için ve orada daha popüler olduğu için SnakeMac'e biraz değineceğim. Ama ya ikisi de çok birçok yerde işe yarayan teknolojiler. Burada şimdi böyle bir şeyleri var, bu SnakeMac dilinin işte işlemleri var. Kural diye geçiyor bunlar. Şimdi bu şekilde bir sintaksı var. Aslında Python için, yani bir Python paketi ama böyle sintaksıdır. Böyle değişik bir sintaksı da var. Burada işte şey belli, girdisi belli bunun, çıktısı belli. Bir de bu komutu belli. Diyor ki bu girdiği görün, bu girdiği al, bu çıktığı ver. Bu da nasıl yapacağım? Hani bu şekilde, her şey bu şekilde tanımlanıyor. Make dosyası gibi. İşte burada da şey yaptık. Wildcard yaptık. Bu 5 kara ekranda kullanılan bir yöntem. Bu da yine şeyde Unix'in olayı. Burada işte regular expression gibi düşünün. Yani buna uyan, buna uygun bütün veri tiplerini al. Buna uygun bütün veri tiplerini üret. Bu şey, yani buna uygun bütün çıktıları üret, girdileri al, çıktıları üret. Her bir girdiği de işte işleme sok, onun eşi olan çıktıyı elde et gibi şeyler mümkün. Hatta içine Python kodu yazmak da mümkün. Şöyle Python kodu yazabiliyor. Yani şey düşünün, kara ekrandaki o CMake dosyalarını düşünün. O işte şey kara ekran operasyonları na alternatif olarak artık mesela Python'ı da kullanmayı sağlıyor. Bu bir takım konularda epey esneklik sağlıyor. Mesela burada şimdi 3 tane veri setimiz var. Bir arada Python dosyası. İşte D1, D2, D3. Bunların hepsi için işte şu işlemi yap mesela, sort işlemi. Bu bir sort, bir kara ekran komutu. Bu işlemi yap söyleyebiliyoruz. Biraz daha o make file'ın, o kara ekran olaylarının biraz daha Python'la birleşmiş hali. Burada sonra da böyle bir şey belirliyor. İş akışı belirliyor bize. Biz başta demiyorduk. Önce bunu yap, sonra bunu yap, sonra bunu yap. Kimse söylemiyor. Bunlar var sadece, kural. Yani diyor ki işte bu girdiği görünce bu çıktığı vereceksin gibi bir takım kurallar dizili. Sonrasında kendisi böyle bir şey çıkartıyor bize. Buna bakarak da diyoruz. Önce bunlar ayrı ayrı yapılacak, sonra birleşecekler gibi. Böyle şeyler yapılabiliyor. Bioinformatikte çok kullanılıyor. Çünkü işte mesela bir aşama işte Java'da yazılmış, bir aşama orada yazılmış. Oradan çıkan onun girdilerini, onun çıktılarını al. Öbür programa ver. Onun çıktılarını al. İşte veriyi normalize et. Onun çıktılarını al. Rapora ver şeklinde. Çok kullanılan bir teknoloji. Bir de burada çözünürlük biraz düşük ama demek istediğim şey, yani Python dosyası bunlar. Hani işte bayağı işte regular expression kütüphanesi bilmem ne. Yani bayağı Python dosyası şeklinde yazabiliyorsunuz. Bunun alternatifi olan o make, CMake de her şeyi terminalden yazmanız gerektiği için bu orada bayağı rahatlık sağlıyor. Öyle bir teknoloji.
Ve hani şu an gördüğünüz de üzere yani bioinformatik de kullanılabilir sadece diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Hiçbir açıkçası bir öyle bir mimarisi yok. Her şeyde kullanılabiliyor. Böyle bir anda bitti. Bir de şeye deneyeceğim. Bir şeye daha değinmek istiyorum. Son slaytımı doğru. Ya böyle bir şey, iş akışı yönetim sistemi. Bunu bioinformatikte çok fazla kullanıyoruz. Burada bir de şey de önemli. Şimdi mesela bir kodumuz işte 5 farklı şey yapıyor ama o 5 farklı şeyin bir tanesi 30 saat sürüyor. Bir tanesi 30 dakika sürüyor. Çünkü verinin yapısı o şekilde. İlk başta 100 GB'lık insan genomu. Sonrasında işte matrix'e düşünce daha küçük oluyor ve dolayısıyla yani verinin yapısından dolayı böyle işlemler var. Burada şey önemli. Şimdi bunu niye kullanıyoruz? Biz hepsini şey de yapabilirdik. Hepsini snack make falan gerek yok bunlara. Düz bir Python dosyasına da yazabilirdik. Burada ama şey gerekiyor. Şimdi biz mesela bir yerde bir hata olunca şimdi 30 saat süren işlem yapıldı. Bir de 30 dakika süren işlem yapılacak. 30 dakika süren işlemde bir hata olunca üstteki sonuç gitmesin. Biz üstteki sonucu tutalım istiyoruz. Çünkü 30 dakikada işte bir oraya bir syntax hatası var belki. Ya da runtime hatası, syntax olmaz da runtime hatası var. Runtime'da işte bir saçma sapan bir dikkatsizlikten dolayı 30 saatlik işte 8 farklı işlemcinin 30 saatte yaptığı iş boşa gitmiş oluyor. Öyle olunca ve böyle birçok aşama olunca bu sefer düz Python kodu yazmış olsaydık koda ekleme yapmamız gerekecekti. İşte kodun o üst kısmı işte 30 saatlik kısmı orada şey, orada bir kaydet şeyi koyacaktık. Sonuçları kaydet. İşte hata oldu mu geri dön de diyebiliyoruz mesela Python'da. Atıyorum kod birçok aşama çalıştı. Python'da hepsini ekmekte. Birçok aşaması çalıştı kodun. İşte bir yeri patladı ama öbür yerleri doğru. Şey diyebiliyoruz. Doğruyu tut. Sadece yanlışı tekrarla. Yani üstüne yazma. Çünkü üstüne yazsa 30 saat sürecek. Bunları diyebiliyoruz. Şeyi de ayrı söyleyebiliyoruz. İşte 30 saatliğin sonucunu, onun çıktısını zaten kaydediyorsun da çıktıdan ziyade bir de onun loglarını tut. Yani ne, ekrana ne bastı onları da tut. Bir hata olduysa debug informasyon şeyini, debug bilgisini tut. Bunların hepsini ayrı ayrı tut. İşte sonra bak kod böyle çalışıyor. İşte 30 saatliğe gelince paralel çalıştır sonra birleştir. Hani bunun gibi birçok detay çıkıyor. İşte hani bir yerini Python kodu ama işte şunu C'den çalıştır geri getir sonuçları gibi böyle her aşamasını kontrol etmemiz gerekiyor. İşte kod 5 atıyorum 5 farklı aşama var. Birincide mi patladı, ikincide mi patladı, işte ne oldu? Yani bunu tabii bu mümkün. Bunu herhangi bir snack make'e gerek yok. Bunu Python'da da yazabiliriz. Ama bu sefer kodun okunurluğu çok düşüyor. Bunu da şeyde yazınca, Python'da yazınca yani kod gereken şeyi mi yapacak? Yani kod beklenen şeyi mi yapacak? Yoksa her adımda bir kod sürekli bir yerlere sistemin o ekrana bastırdığı mesajları mı verecek? Yoksa herhangi bir hata durumunda kendine işte şey sağlıklı üretilen sonuçları kontrol edip tamam bunlar doğru bunlar dursun. Şunlar sağlıklı bunlar hatalı bunları sileyim mi diyecek? Yani kod artık o kadar karışık olacak ki sadece iş yönetim sistemleri kullanmazsak bu sefer okunurluğu çok düşecek. Ve bunların hepsini de zaten kendimiz yazarsak bu işte tam kod orada çalıştım o şeyler dursun öbür çıktılar dursun onları al hatalı veya hata verilen aşamanın çıktılarını sil gibi şeylerin hepsini kendimiz yazınca işte şey oluyor sonrasında. Bunların hepsini kendimiz yazınca işte iş akışı, yönetim sistemleri ortaya çıkıyor. İşte bu Luigi veya Snake Make'i kullanarak da şey diyoruz ya dur diyoruz kod benim dediğim şey yapsın. Snake Make de o öbür geri kalanı yapsın işte bunları şeyleri mesela. De şöyle de bir kullanımı var. Mesela bir kodu bir gün çalıştırdık. Bir kod 5 aşamalı bir kod. Bunu bir gün çalıştırdık. Aşamaların birini güncelledik. Güncelleyince tekrar çalıştırdık. Tekrar çalışınca bakıyor. Dosyalara bakıyor. Onların tarihleri belli. İşletim sistemi şeyleri veriyor. Bu dosya ne zaman oluştu onu veriyor. Bütün çıktılara bakıyor. Diyor ki bak bu çıktı.
zamanında yapılmış. Bunlar eski versiyon, kodun eski versiyonuna göre yapılmış ve veya verinin de versiyonu şeklinde ifade edebiliyoruz. Bunlar verinin eski versiyonuna göre yapılmış ama veri güncellendi. Dolayısıyla şu outputları, çıktıları sil, tekrarla onları çünkü ve input girdi değişti, girdi verisi değişti. Ama öbürleri onlar zaten o veriden bağımsızdı. Onlar durabilir. Onu tekrarlamana gerek yok. Mesela diyebiliyoruz bu iş akışı yönetim sistemleriyle. Bunu hani düz bunlar olmadan desek yani epey şey hani kod kendi yapması gereken şeyden çok farklı şeyler yapıyor olacaktı ve neticesinde de yani bu böyle bir şey çıkacaktı. Bunu işte bir de kütüphane haline getirmek isterseniz işte buyurun Luigi veya Snake Mac. Kısaca şeyde Luigi de bu arada şey de yok. Böyle değişik syntax yok. Bayağı class ya Python classları. Tam her şey Python üzerinden yapılmış. Syntax'ı daha okunabilir. Snake Mac ama direkt hazır şey hazır yani al direkt kullan mesela. Luigi'de birçok şeyi kendimiz yapmamız gerekiyor. İşte şey mesela istatistik tutması, kaynak yönetimi işte schedule'larla bu şeylerle uyumu onları falan kendimiz yapmamız gerekiyor. Snake Mac'de bunlar hazır. Yani direkt kullanılabilir. O yüzden ben şey yapıyorum. Hemen kullanılacaksa yani şeyde bir proje varsa ve hani bu projede ne yapacağımız belli. Kısa zamanda ya da şey zaman da belli. Hani Snake Mac direkt tam olarak bütün şu solda listelenen o bütün her şeyi gereksinimleri sağlıyor ama Luigi de kendi iş akış sistemimize göre, kendi ürünümüze göre bir takım şeyleri kendimiz yapmamız gerekebiliyor. Bu kısa vadede zaman kaybettiriyor, uzun vadede daha büyük esneklik sağlıyor. Çünkü Snake Mac'de daha şey bunlar, hani bir yoğurt yeme yöntemi mevcut zaten Snake Mac'de birçok konuda. Luigi'de bunu kendimiz tanımlıyoruz. İkisi de çok güzel sistemler. Bunlar bioinformatikte çok kullanılıyor. Bu şekilde bu da evet konuşmanın sonuna geldik. Çok teşekkürler dinlediniz. Akşam ilgi verdiniz. İlgi gösterdiniz. Aşağıda işte şey bazı iletişime geçebileceğiniz sosyal medya hesaplarım var. Soruları alabiliriz o zaman değil mi? Merhaba. Merhaba. Soruları alabiliriz bir yandan. Eğer seçersen ben buradan şey yapayım, gösterebilirim onları. Tamam. En son hangisini yanıtlamıştık? Şu şey vardı. Dizilim çıkartma maliyeti sorusu vardı en son YouTube Barış Köse'nin. Oradan sonra evet. Cevaplanmamış sorular hangileri ise onlardan şey tamam. Seçtikçe. Tamam. Şey demiş. DevRex'in sorusu var. Normal insanların erişebileceği halka açık veriler var mı? Bir örnek olması amacıyla var. Çok çok fazla. Ben bu kamerayı öbür tarafa alsam ve pardon şöyle yaptım. Var. Çok sayıda var. Yani bayağı var. Yani şeylerde hem bir takım şöyle geri gidebilir. Epey bir geri gitmem lazım da slide başlarda bir yerde şeyi bu grafik gösterirken bir takım projeler vardı. Mesela TCGA gibi The Cancer Genome Atlas. Bunlar şeydi. O DNA işlemi o ücret düşerken o grafikteki şeylerdi, noktalardı. Onlar mesela belli başlı projeler. İşte birinin adı mesela 1000 genom projesi. 1000 tane genomu okumuşlar, oraya koymuşlar. İşte epey var, çok fazla proje var. Çok fazla veri var. Yani halka açık. Ya ben de bir ara bakmıştım da hani kullandığımdan değil ama Kaggle'da görmüştüm bazı şeyler. Zaten altta da birisi söylemiş. Kaggle deneyebilirsin diye. Ha evet evet. Kaggle da doğru. Kaggle Covid'de de özellikle epey veri koydu oraya. Kaggle Challenge koydu. Doğru, Kaggle da güzel bir. Zaten Kaggle'da da zaten referanslar oluyor. O veriler işte mesela bir atıyorum şeyse daha önceden yayınlanmışsa işte şunun verisi bunun verisi diye. O Kaggle'da güzel bir nokta. Geçen şey oldu galiba zaten Oxford muydu?
bir yerde bu koronavirüs üzerine çalışanlardan biri şey yaptı. GitHub'a attı verileri. Ha, bilinçli mi attı? Nasıl şey? Onu bilmiyorum. Sanki böyle kaçak olarak atmış gibi bir tweet vardı ama tam bilmiyorum nasıl oldun yani. Ama takip etmedim. Sadece gördüm geçtim yani. Anladım. Olabilir. Yani çok şey bir şey değil mi? Çok hani git at, git commit, git push. Çok aslında şey hata yapmaya müsait bir şey. Bizde de zaman zaman ya her yerde sanırım böyle dikkatsizlikler oluyor. Şöyle bir soru gelmiş. Türkiye'de bu okuma araçlarından var mı bildiğiniz diye Çankırılı'nın sorusu. DNA dizileme araçları üzerine ya, tabii ki var. Bu araştırma laboratuvarlarında ya birçok üniversitenin veya birçok şirketin bünyesinde tabii var. Türkiye'de üretilen diye mi soruldu acaba? Öyleyse bilgim dahilinde yok ama çok güncel değilim o cihazlar konusunda. Onu bilmiyorum. Sorulara bakıyorum. Yine bir soru daha var. Evet, ilaç firmaları arasında inanılmaz bir rekabet var ve ilaç sektörü çok büyük bir pazar. Bu araştırmalara ilaç firmaları nasıl bu araştırmalara ilaç firmaları nasıl yaklaşıyor? Veri bilimiyle ilaç keşif maliyeti düşebilir mi? Bu da çok güzel bir soru. İlaç firmaları bu çalışmaları finanse ediyor, parayı sağlıyor. En doğrudan yaklaşım bu şekilde oldu yani en şey direkt yaklaşımı. Bu işte şeydeki de Zürih'teki Bazardaki projeyi de yine bir ilaç firması desteklemişti. Burada keşif maliyetini tabii düşürmeyi keşif maliyetini düşürmeyi isterler diye. Burada kendi yorumum. Tabii bu düşmesine mümkündür. Şey ilerledikçe bu teknoloji ilerledikçe düşebilir mi? Doğru. İlaç maliyeti nasıl olur ama o belli değil. Çünkü kişiselleştirilmiş ilaç deyince şimdi hani bir insanın, hatta insanı da geçtim. İnsanın bir sürü hücresi var. İnsanın hücresine özel, hücre grubuna özel artık ilaçlar yapımı söz konusu. Öyle olunca hani çok özel bir sebep için yapıldığı için bunların maliyetleri daha fazla olabilir ve bu bir takım dengeleri değiştirebilir diye bazı endişeler de söz konusu. Nasıl olacak? Bakacağız. Bunu birlikte seyredeceğiz. Evet, Burcu'nun bir sorusu var. Merhaba hocam. Öncelikle sunum çok güzel gidiyor. Çok teşekkürler. Ben de sevindim. Bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Data Science ile bir yakın süredir uğraşıyorum. Python ben çok güzel. Soru geri kalanı devamındaymış pardon. İstiyorum. Bu alanda kendimi ilerletmek, yüksek lisansa kabul almak için neler yapabilirim? Güzel bir soru. Bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiysen zaten birçok şeyi zaten şu an biliyorsun. Şu an zaten pek çok aşıdan yeterlisin bu alan için. Çünkü bu multidisipliner alanlarda, biyoinformatik de multidisipliner, biyoloji var, istatistik var, bilgisayar var. Bu alanlarda bir işte biyolog da kod yazabiliyor, istatistikçi de kod yazabiliyor. Ve burada aslında bilgisayarcının katkıları çok önemli. Çünkü bir mühendis kalitesinde hani bu alanlarda, multidisipliner alanlarda benim gördüğüm kadarıyla kod kalitesi düşebiliyor ve burada hani daha bilgisayarcıların daha fazla bulunması burada olumlu bir sonuç yapacak diye düşünüyorum. Burada yüksek lisansa kabul almak için yani orada tabii kriterlerde işte çok başvurulan yerlerde böyle bir elemek için bakıyorlar işte not ortalaması var mı falan filan. Onlara bakıyorlar. Orada ne yapılabilir? Ne yapardım ya da ben olsam
fırsat varsa şimdi yüksek lisansta bir tez yazılacak. O yüksek lisans tezini bir yerde yayınlama belki öyle bir durum hani şey büyük makale değil belki workshop makalesi yani kısa bir şey ama veya tez halinde bile olsa en azından erişilebilir bir yerde olsun. İşte bu kişinin tezi bu yaptığı çalışma bu. Sonra o çalışmanın kodu da açık olmalı. İşte GitHub'a konabilir. İşte onun sonucu bu. Şöyle. Yani bu hani hiçbir şey olmasa bu şeyi gösterir. Bu öğrenci işte akademik bir seviyede okuma yazmayı biliyor. Yani akademik bir araştırma yapıp oraya koyabiliyor. Sonuçları işte tekrarlanabilir. Hani onu önerebilirim. Tezini, yüksek lisans tezini bir arşivde mesela bilgisayar mühendisliğinde arşiv.org var, archive.org, bioarchive var. Bu şeyde kullanılan, bioinformatisyenlerin daha çok kullandığı. Oralarda o tez yayınlanabilir. Bir de tabii konu alakalı olmalı. O yüksek lisansın, yüksek lisanstaki konuyla alakalı olmalı. Şey, o tez konusu. Yani o güzel bir nokta mesela. Benim o şekilde oldu. Benim mesela tezim bir sonraki iş pozisyonumdaki konuya çok yakındı. O yakınlık o da iyi bir şey. Yani onun dışında yüksek lisans kabulünde bir de iletişim faktörü var. O insanlarla, hocalarla iletişime geçip işte böyle çalışmanız var. Tabii önce okumak gerekiyor. İşte ben de şöyle bir tez yaptım şeklinde iletişim de önemli bir faktör. Bunları söyleyebilirim şimdilik. Bir soru daha var. Yusuf Barış Köse sormuş. Hocam benim metazür hakkında bir sorum olacaktı. Zürih'te çalışmanız için kabul almanızda nelerin etkili olanakları denmez mümkün müdür? Mümkündür. Orada nelerin etkili olduğuna şimdi en çok çalışma alanı benziyordu. Şimdi oradaki beklenen o hocanın yaptığı çalışmalar ve benim önceki yaptığım çalışmalar benziyordu. Onun etkisi büyük. Orada ben bile biraz şey yaptım, çalıştım önceden. Hocanın son makalelerini okudum. Anlamadım da bu arada. Yani anlamam onu mümkün değil çünkü ben master'ı yeni bitirmişim, yüksek lisansı yeni bitirmişim, bilgisayar mühendisiyim. Onlar bir biyoistatistik labı. İşte postdoc'lar çalışıyor, doktoralar çalışıyor. Hani çok şey bir konu, çok özel bir konu, spesifik bir konu. Onun üzerine çalışmışlar. Benim onu okuyunca anlaması zor ama ben orada şey yaptım. Anlayabildiğim kadarıyla işte hocalar ne yapmış? Son 5 yılda bu adam ne yapmış? Bunu yapmış. Ve bunlar kısa çalışmalardı diye. Mesela bir adam 5 yıldaki yaptığı çalışmaları bilirsek adamın şey ki diyebiliyoruz ya bu adamın dünyası bu diyebiliyoruz. Çünkü son 5 yılını ona atamış. 5 yılda tam zamanlı olarak hatta genellikle akademide şey de oluyor, zaman kavramı da endüstrideki gibi olmuyor. Gece gündüz çalışan psikopat hocalar da oluyor. Yani son 5 yıl o adam onunla uğraşmış. Ben o zaman tamam o ya her şeyini anlamam mümkün değil ama en azından terminolojisini öğrenirsem, adamın kullandığı kelimeler, kendim ona şimdi iletişime geçeceğim. Kendim mektubumda da o dilden konuşabilirsem onun avantajı çok büyük. Yoksa mesela bir terim kullanıyor. Ben ama o terimi işte bilgisayar mühendisliğinde başka bir şey diyorlar. Ben başka bir şeyle ifade edersem ve bu çok tekrarlarsa o metinde ama o adamın onu anlaması zorlaşıyor. Orada ben o yüzden şey yaptım. O hocaların o başvuracağım pozisyonlardaki eğer akademik bir pozisyonsa tek akademik değildi. Endüstriye de başvurmuştum. O pozisyon o hocaların her şeyleri ortada. Bunlar akademisyen çünkü tüm çalışmaları ortada. Onları iyice bir sindirmek epey faydalı oluyor. Hatta şey vardı, kendi tezimdeki bir sonuç vardı. Bir de hocanın master öğrencileri varmış başka. Onların tezinde de yine benzer alanlarda çalışılmış. İşte bir takım sonuçlar alınmış. Onları falan kıyasladım. Acaba onlar nasıl yapmış, ben nasıl yaptım? Bu zaman kaybettiriyor ama uzun vadede bayağı ciddi avantaj sağlıyor. Çünkü ya onu konuşacak mesela mülakata gidince ne diyeceği belli adamla mülakata giriyorum işte şimdi ne sorabilir ki yani her yani tabii çok şey sorabilir ama ne sorabileceği zaten ortada çünkü kaygısı ortada son 5 senedir karşısına çıkan problemler ortada uğraştığı
metotlar ortada. İşte sunduğu çözümler, sunamadığı şeyde, çünkü bir de gelecek makalelerde şey olur, future work olur. Gelecekte yapılacak şeyler. İşte bu alanda daha neler yapılabilir. Adamın gelecek öngörüleri ortada. Geçmiş çalışmaları ortada. Şu anki hedeflediği şey ortada. Yani öyle olunca ETH Zürich diyor soru. Yani bir üniversite olduğu için, akademik bir yer olduğu için oralara kabul almada hocaların iyice çalışılması faydalı. O etkili oldu. Onun dışında aslında direkt o etkili oldu. Yani o hoca, çünkü o onunla iyi bir diyalog kurabildik. Yani ikna oldu benim o görevleri yapabileceğime. Oydu yani. En önemlisi oydu. Ben de şey, bu arada bir araya soru sormak istiyorum. İki tane sorum var. Ben bir de kamerayı şöyle yapayım da, pardon, öbür tarafa bakıyorum. Sunumu bitirdim, kamerayı şöyle yapayım. Şey duruyor. Şöyle yüzünüze böyle, hani şöyle yana bakıyor gibi duruyor. ya sorularım, iki tane sorum var. Birisi biraz bilim kurgu olacak ama şeyi merak ediyorum. Acaba ne bileyim, nanobotlar olsa, bu nanobotlar böyle polis gibi vücutta dolaşıp mutasyona uğrayan yerleri diyelim 100 tane sample toplayıp 90'ında aynı, hepsi G ise mesela, ama diğerlerinde T, C vesaire ise, bu mutasyon uğramış demektir değil mi? Her zaman böyle çoğunlukta olanları toplayıp diğerlerini yayan bir nanobot sayesinde böyle vücudun devamlı kendini tamir etmesi tarzı bir şey kaç sene sonra çıkabilir? Güzel, bayağı güzel bir nokta. Yani şey, tabii her mutasyona kötü de diyemiyoruz. Bazıları iyi, faydalı mutasyonlar olabiliyorlar. Ama fikri anladım yani. Genel olarak işte bir zararlı bir şeyler oluşuyor. İşte şey, tümöre, kansere sebep olan bir şeyler vücutta oluşuyor. Burada böyle çalışmalar aslında var. Yani nano robot kısmında değil de bu sefer biyolojik şeyi programlamaya başladılar. Yani bir bakteriyi programlayıp, yani nano robot bir bakteri olabiliyor mesela. Öyle şeyler var. Kanda dolaşıp tespiti için de cDNA denen bir aslında şu an en güncel aşamada gelinen noktayı bilmiyorum ama şey de var. Kanser olduğu durumda mesela, hatta şeye de, ya şöyle bir durum oluyor. Bu kanser hücreleri kanda da dolaşabiliyorlar. Hatta relapse denilen, işte mesela bir deri kanseri beyne nasıl sıçrar, hani öyle şeyler aslında dolaşımdan dolayı, kanser hücreleri dolaşıma girebiliyor. Dolaşımdaki DNA'dan bu gibi durumlar çalışılıyor. Şey teknoloji de var, bu biyolojik şey, biyolojik organizmayı programlama, işte hücreti, bakteri programlayıp oradan ilaç üretimi veya onu vücuda verme gibi çalışmalar da var. İkisi de var yani, mümkün olabilir. Ne zaman olur o güzel bir soru, onu kestiremiyorum ama en azından mümküniyatı, yani mümkün oluşu görünüyor. Bunlar hep şey mi? Kanser tedavisi için mi? Mesela elfler gibi böyle sonsuz bir hayat mümkün olabilir mi? Devamlı kendini. Çok güzel oluyordu. Güzel oluyordu. Şimdi burada tabii bu akademik çalışmaların birçoğu bir bütçe karşılığında oluyor. Bu bütçeyi alabilmek için de ya işte devletlerden, işte Avrupa Birliği gibi veya direkt bir devlet de olabilir veya kurumlara araştırma önerisi yazılıyor. İşte böyle böyle bir problem var, böyle böyle bir araştırma yapıyoruz, şu sonuçları elde etmek istiyoruz ama şu kadar bir bütçe ihtiyacımız var. Öyle olunca hani şey, insanları yani daha nasıl söyleyeyim, daha güncel problemler daha çok yatırım alıyor ve daha ya o taraflar, bilim o taraflara yöneliyor. Çünkü işte şey, hastalıklar mesela ciddi ve sürekli başımızda olan bir problem. Öyle veya virüs de aynı şekilde. Mesela koronavirüs olunca şimdi şeyler artık not koydu. Arkivler, bioarkiv işte makale konuldu. COVID tabanımızdaki yemek o değil mi? Nasıl?
Tabağımızdaki yemek şu an o. Evet, evet, tabağımızdaki yemek. Kesinlikle. Tabaktaki yemeği belirlerken şey de çok önemli. O güncel programlar oluşu çok önemli. Ama yaşlanmaya çalışanlar var. Yani yaşlanmaya çalışan hücrelerin neden yaşlandığını çalışanlar var. Onlar, onların doğrultusunda bu elfliğe ulaşmamız. Hani en az o tarafta da çalışanlar var. Başka bir sorun da şeyle ilgili olacak. Bu MCMC biraz ilgimi çekti de. Aklıma şey gelmişti daha önce. Acaba mesela bu hani belli bir diyelim web sitesinde bir sürü ürün var. Bunları kategori halinde ağaç şeklinde getirmek yerine hepsine tag verilip sonra da bu tagler üzerinden sistemin kendi kendine bir kategorizasyon çıkartması tarzı bir şey gelmişti aklıma. Galiba bu MCMC o tarz bir şeyi başarabilir. Bir tekrarlayabilir misin? Tam anlayamadım. Yani yani ne bileyim mesela şöyle söyleyeyim. Başka bir örnek vereyim. Diyelim ki kitaplardan alıntı sitemiz var bir tane elimizde. Ve bu alıntıların her birine bir etiket veriyoruz. Neyle ilgili? Mesela yazarın adını koyuyorum veya iyilik ve kötülükle ilgili veya neyle ilgili olabilir? İşte bu genetikle ilgili, bu programlamayla ilgili bir alıntı falan. Böyle etiket veriyorum. Ve bu MCMC algoritmasını çalıştırıyorum diyelim ki. Ve bu MCMC algoritması kendiliğinden bir kategorizasyon çıkarıyor. Bunu ağaca dönüştürüyor. Böylece insanlar o web sitesine girdikleri zaman o dinamik olarak oluşturulmuş olan ağaçtan basıp aşağıya doğru, yani bu tarz bir şey aklıma gelmişti de acaba MCMC o yönde çalışabilir bir şey mi? Ha, şöyle anladım. MC ya ağaç MCMC bu arada ağaçtan öte hani daha farklı sürekli veriler için de birçok hani çözüm sağlıyor. Ağaç bizim örneğimizi sadece. Ağaç olayında şey var, ya bir zamansal olarak bir evrim söz konusu. Önce bu, sonra bu, sonra bu. Yani orada da bu kitaptaki o taglerde işte önce hani önce kitabın başta, ha, kitabın belki şeyi olabilir, kitabın sayfaları ilerledikçe veya kitabın o bölümleri ilerledikçe ilk başta şu konulardan bahsedildi. Sonra yazar şunlara döndü. Bu işte şöyle kullanıldı. Tabii öyle bir şey olabilir. Orada bir de İşte bu zaman veya şey de deniyor, yüzey alanı gibi de olabilir. Yani bir boyutta şey olması gerekiyor. Evrimin yönünü. Evet. Ya ben şey olarak düşünüyorum. Hangi tag'i içeriyor? Ama mesela o kendi şeyi bulabilir. Bilim, fizik, formüller vesaire. Ama şey sadece aklıma gelen bir şey. Neyse. Anladım. Hiyerarşi varsa tabii hiyerarşi varsa ağaç vardır. Hiyerarşi ağaçtır. Tabii mümkün. Evet bunlar da benim sorumluluğumda. Bir şey daha var galiba ama bilmiyorum. Bakalım Burcu bir şey daha sormuş galiba. Projenin tezleriyle poliklerle. Proje tamam ben tez dedim de. Hani, biraz fazla spesifik sanki ama. Yani neyse durduk üstünde hızlıca belki şey yapabilirim. Bizde de öyleydi çünkü lisansta tez değil bitirme projesi vardı. Ya, adı öyle de yani benzer bir şey. Sonuçta ortaya bir yazılım çıkıyor, bir şey çıkıyor. Hani o bitirme projesi de yayınlanabilir hale gelebilir. Hani şey olmasa bile, yayın olmasa bile onun kodu en azından erişilebilir olacak. İşte tekrarlanabilir olacak. Hani o işte şöyle çalışma yaptım. İşte böyle bir sonucu var şeklinde ve bitirme projesinde raporu oluyor. Rapor da yani okulun arşivinde kapalı, bilmiyorum okulun arşivi nasıl da hani o da yayınlanabilir yani en kötü bir kişisel bir blogda bile işte böyle çalıştım, böyle sonuç var şu şekilde bir metot geliştirdim diye. Yani görünürlük önemli çünkü yüksek lisans deyince akademikler görünürlüğü seviyorlar ve öbür adaylardan öne geçmek için görünürlük önemli. Evet yani o akademik çalışma yapacak kafa yapısı var mı acaba oraya bakıyorlar galiba değil mi? Evet o da o önemli. Doğru.
Evet, başka soru yok galiba. Bayağı uzun bir sunum oldu bu arada. Güzeldi. Ya ben bunu farklı parçalarını falan böyle kesip kesip arada Twitter'dan paylaşmayı düşünüyorum yani. Paysandı olarak yapabiliriz. Çok ilginç şeylere değinildi gerçekten yani benim. Bayağı hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim bu açıdan. Çok, çok sevindim. Ben teşekkür ederim. Yani önce işte etkinliği işte Pay İstanbul olarak düzenlediğiniz için ve katılımcılara da aynı şekilde işte akşam akşam oturdular, beni dinlediler. Onlara da ayrı teşekkür ederim. Ben de bu arada ben de Pay İstanbul'un takipçisiyim. Ben de önümüzdeki konuşmaları dört gözle bekliyorum. Teşekkürler. Birlikte başka konularda da şey yapabiliriz belki sunum. Onu da sözünü alalım. teşekkürler arkadaşlar hepinize katıldığınız için. Görüşmek üzere başka bir sunumda.